mesela bir örnek vereyim. Burada laden gülü var. Bu laden gülü. Hangisi? Evet, çok ilginç. Laden gülü. Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde çam ağaçlarının altında özellikle yetişir. Milyonlarca ton. Fundalıklar hep laden gülü dolu. İlk kez duyuyorum laden gülünü. Oh, bu çok etkili. Besin alerjisi. Özellikle de atopik eksem dediğimiz sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemeye karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan tesiri yok. Evet, çörek otu var mesela şu an önümde. Değil mi? Evet. Çörek otuyla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Bunun birleşiminde birçok etken madde var. Eterik yağlar, doymamış yağlar vesaire. Bunun birleşiminde en önemli nigelon denen eterik yağ. Aynı kortizon gibi etki yapar. Fakat kortizonun yan tesirleri gibi yan tesiri yok. Evet, ne kadar güzel. Şimdi burada bir alerji sürü bitki karşı var. Aslında bu bitkileri bir isterseniz şey öğrenelim, özelliklerini sayalım. Bu laden gülüne başlamışken, laden gülü ile ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese denen profesör 95 çocuk alerjik ekseması olan, atopik ekseme dediğimiz alerjik ekseme sonra çocuklar üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiş, %100 iyileştirilmiş. Yani bilimsel deneyler yapılmış bu konuda tabii. Diyorsunuz. Tabii, klinik araştırması. Hatta bununla ilgili Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de onlar da bir klinik araştırma, küçük çaplı bir klinik araştırması yaptılar. Gastriti iyileştirici özelliğe sahip. Yani bu Helicobacter pylori'yi öldürücü özelliğe sahip. Gastrite sebep olan bakteriyi öldürücü. Pek çok kişinin sorunu var zaten. Evet. Peki diğer bitkiler neler İbrahim Bey? Şu anda masadaki. Bu at kuyruğu otu Kolombiya Üniversitesi'nde bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştı. Bağ dokusunu güçlendirici. Her insanın ortalama %18'i bağ dokusundan oluşur. Yani bağ dokusu gözümüzü tutar. Göze kan akışını ve içerideki artık maddeleri toparlar. Bağ dokusu olmazsa ne olur? İnsanın gözü düşer, burnu düşer, dudağı düşer, bütün organları düşer. Bütün organları bağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bu bağ dokusunu güçlendirir. Bağ dokusunu arıtır, temizler. Eğer bağ dokusu temizlenmezse, arınmazsa orada biriken cerrahat, cüruf, iltihap, mikrop vesaire hastalıkları tetikler. Evet, bağ bağışıklık sistemi etkiler. Sorunu yaşayan çok kişi var şu evet. Aralar. Peki diğer bitkiler nelerdir? Bu sinirli ot. Sinirli otla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Öksürüğe karşı, bronşite karşı etkili, artı bazı insanların ayak baş parmaklarında dolama olur. Bunun tazesi veya kurusu dolamaya sarıldığı zaman içerideki iltihabı söker alır. Bazı insanların küçük ayak küçük baş parmağında genellikle pişik dediğimiz mantar olur. Bunun tazesi veya kurusu biraz parmak arasına konduğu zaman buradaki iltihabı mantarı yok eder. Klinik araştırması var bununla. Sinirli ot dünyada en etkili bitkilerden biri. Genellikle yol kenarlarında her yerde yetişir. Bu evet. Bildiğimiz birçok eksotik aloe vera, noni vesaireden binlerce kat daha etkili. Ve hiçbir yan tesiri yok. Bilinmeyen bir bitki, evet değil mi? Diğeri şimdi, nedir? Bu kimyon. Bildiğimiz kimyon. Bildiğimiz kimyon. Mesela ev hanımlar evde lahana sarması yaptıklarında biraz kimyon lahana bu tencerenin altına konular da lahanayı öyle pişirirlerse lahana sarmasını o lahanadaki kokuyu alır emer. Daha güzel bir aroma verir yemeğe. Bununla ilgili Azerbaycan'da klinik araştırması yapılmıştı. Yapılan klinik araştırmasında bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu gazı, etan, metan, bütan gibi gaz üretir. Hamurlu tatlı yediği zaman kişi bağırsaklardaki mantarlar gaz üretirler, zehirli gazlar. Bu gazlar emici özelliğe sahip kimyon. Rahatlatır bazı kişiler yemekten sonra. Bağırsaklar şişer, davul gibi olur. Burada mideyi, karaciğeri, pankreası bütün organları yukarı doğru sıkıştırır. Zamanla eğer ki bağırsaktaki mantarlar yok edilmez, tedavi edilmezse birçok hastalık tetiklenir.